Buyurtmanı yaratışta devam edemez. Minimal gereği bugün narsalarına yaratamız. Keyinchalik sekin tuldirib, kengaytirib boraveramiz. Yetkizib berish turimiz. Standartını tanlaymiz. Yok, mayli boshiga tekin tanlab turaylik, çünkü standartta pul ham qo'shiladi. Buyurtmaga pul ham qo'shishimiz kerak. To'lov turamiz. To'lov turamiz. Bu yerda ham bitta tekshiradigan joyi bor. Agar click pay me yoki uzun ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, buyurtmani hali bu to'lamasini oldin yaratmaymiz. Buyurtma yaratilmaydi. Ularga shu to'lov sahifasini jo'natib yuboramiz. Ya'ni to'lash uchun URL jo'natamiz, click pay me nikini. Ular o'sha URL ga kirib to'lovni to'lashadi. Keyin click bilan pay me, xullas bu to'lov tizimlari bizaga webhook uchun endpoint yaratib beramiz. O'sha webhookga so'rov jo'natadi. Mana shu IDli order uchun pul to'landi. Bemalol orderni buyurtmani yaratsang bo'ladi deb bizaga so'rov jo'natadi. O'sha to'lanishi bilan. To'lanmasa jo'natmaydi. Biz ham agar to'lanmasa buyurtmani yaratmaydigan bo'lamiz. Shunga shuni tekshiradigan joyi bor. Hozircha terminal yoki naqd qilib turamiz. Naqd qilib turib boshiga 1. Okay. Hop, summasini front end bilan o'zi hisoblab jo'natadi. Endi buni qaytadan o'zimiz back endda hisoblaymiz. Yetkazib berish manzilimiz. Birinchisiga. Mahsulotlarimiz 3-chi IDli mahsulot va 5-chi IDli mahsulot ekan. Xullas shu yerda bor nima bo'lsa ham. Endi backend qismi. Kelamiz. Bu indeksda hozirgi avtentikatsiya bo'lib turgan, ya'ni kirib login bo'lib turgan userni buyurtmalari. User. Yuzimizda hali orderlar yo'q ekan. Qo'shib qo'yamiz. Orderisi yaratılıbdı. Demek bir model yaratıcı buladı. Bu hamma validatsiyadan o'tgandan keyin birinchi hadi yaratıp ko'rayik. Hozirgi kirib turgan userni orderlariga yarat.
این الان هستم کامنت delivery method id summa gelmez adres id sum bu request sunmaz sum burada mesela uzun sallıyoruz bu sumu product ya asfaltla burada bu product içige nime soramız product içige mash produktlarni bazadan olib kelamiz har birini bittalab stoklari bilan nechtaligi bilan o'shani sovuramiz shuning ichiga hozircha anaqa o'rta cash pivot table'imiz yo'q, ya'ni product bilan order'ni bog'laydigan. Buni ko'ramiz, qilamizmi yo'qmi. Xo'p, buni bitta, ya'ni bitta minus tarafi, mana bu JSON ko'rinishida mana produktlarning hammasini olib kelib, mana bu yerda saqlash yomon tarafi. Ertaga produktni, misol uchun, description'ini o'zgaradigan bo'lsa, mana mana bu column nomi o'zgaradigan bo'lsa, front end ham shunga moslashgan bo'ladi, bilsanglar. Misol uchun qatgadir mana shu description'ni qo'yadi. Biz xuddi mana bitta strelka bilan ishlaymiz-ku, mana bu requestni commenti. Frontend ham o'sha HTML'ning ichiga, masalan, backend'dan kelgan request commenti bo'lsa, lekin ertaga bu produktimizdagi comment, masalan, boshqa nom o'zgaradigan bo'lsa, hamma joyda frontend ham shuni o'zgartirishga to'g'ri keladi. O'shanga mana buni minus tarafi shu. Eskicha qolib ketgan bo'lsa, o'sha frontendda xato bermaydigan qilish kerak. Bitta shu ordenimizni saqlab ko'ramiz. Xo'p, summa hozircha mayli. Yuz turib tursin. Products o'rniga products bunga shunaqa application JSON qilib qo'ysanglar, ko'ra olasizlar nima qaytayotganini. Bo'lmasa HTML qaytaradi, bilib bo'lmaydi. Xo'p, products fieldimiz array bo'lishi kerak deyapti. Array ko'rsa deyapti. Products array. Mana bu yerda bo'lmayotganmiga. O'shandan bo'lib kelgan ekan.
Really good optimism man I kid you not Demi 2 de para doldu. Ok yok attı. Şunu bazen de soğuram soğudacı. Success. Bazanı kurudayım bu şey. Yaratıldı. Demek muvaffakatli bitti. Orderı yarattı. Yani bu faydalanıcı şu parametreler ama sunmaya adres no. Buraya no. Ama adres bu koptu mu? Bu adres ID diyor. Bu text bu attım. Bunu nimaga bunaqa qilganimiz çünkü bu ham xuddi produktga o'xshagan gap bo'ldi bu yerda ham. Masalan, adresini bog'laydigan bo'lsa, adres ID ga nomiga bog'laydigan bo'lsa-da, keyinchalik bu adresni o'zgartiradigan bo'lsa, u narsa mamatda ham o'zgarib qoladi. Vaholanki, misol uchun biz bitta qaysidir ko'chaga olib bergan bo'lsak, bu buyurtmani Muqumiy ko'chasiga olib bergan bo'lsa, keyinchalik u Muqumiyni boshqa bitta qanaqadir Bahor ko'chasiga o'zgartirgan bo'lsa, u ma'nosi ham o'zgarib qoladi, bu ham Bahorga aylanib qoladi. Bizga bu narsa kerak emas. Biz bu Muqumiy turishi kerak. O'shanga buni ham JSON qilib undoq qo'yishga bo'ladi. Ham adresiga xuddi mana bu produktni JSON qilib tuqorganimizdagi adresi ham tuqorsak bo'ladi ichiga. Şuna kuramız. Adres. Şubayet yaratılırken orderlerine bitti kuruş için yaptı ve Mehmet Gey'in bitti bu şey buladı. Bu şey postmanda kurar diyeyim yaptı. Bazı da kurgen başka postmanda nama kayıtı attı o şeyin bitti kurgen yakışı o şeyin gibi. Return. Bu da bu zaman kurayım. Yani bu orders'te hem orderlar emas, fakat
Şu faydalanıcının oradalarına ok geledi. Haydar'da kap gidipti. İkinci oradan ok yaptı. Bu ise hem oradan ok yaptı. O memnun sadece Jason encode bu yan korunuşu ki yaptı. Birincisi adres bulmadı. Bunu Jason decode kora diyen bu ise R'ye kaydaralı. Memnun bilmedi mi? Memnun kılışı gibi yolu var. Kastiske R'ye bir ora diyen bu ise Otur madenimiz içi de Tek tek Kast Maçlık ki Olutsu Erreye kalk gidiyoruz Ömer'e Produktumuz R'yi kurmuştaki oldu. Yani bu yengedeki JSON encode bu ama bunu JSON decode kalıttı xullas R'yi kaytaradı. Adresi yan kurgenice. Adresi yan kurgenice. Adresi Hozircha yaxshi ketyapti. Endi mana bu yozib ketgan narsalarimizni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Ma'lumotlarni ham ID'si bilan emas, obyektni sug'orishimiz kerak butga. Nimaga? Chunki front endga hamma narsa tayyor borish kerak. Bu narsalarni yana ID'si bilan alohida olib kelmaydi bitta endpoint orqali. Mana bu user ham obyekt qilib berib o'rganimiz yaxshi. Produktsiyada ham qarayli hozir produktsiyamizda ham sal xato emas, to'liq emas hozir produktsiyamizda chunki mahsulotni berdik, uni atributlarini hali bermadik. Bu yerga o'sha atributlarni birga saqlashimiz kerak. Yana bitta qiladigan ishlardan bittasi. Birinchi manba obyektlarni to'ldirishdan boshlaymiz. Xo'p, bularni order qaytaramiz. Order bilan ishlaydi. Xo'p. Bular bazada shunaqa ko'rinishda turaveradi. Ulangan. Lekin buni resurs bilan to'ldirib olsak bo'ladi. Ya'ni faqat qaytarib olganda obyekt qilib qaytaramiz. Buning uchun resurs bu yo'li. Yechimi resurs yaratish. Order resurs ham yo'q. Kerak bu narsa. User User xisi
Yüzüre hem okey attı. Koyanlarına hem koş koyamız. Adres. Adres bağlanmayan. Çıxanan makinemiz buddu. Xo'p, yana nima qoldi? Delivery method bilan payment type. Xo'p, endi. Xo'p, bu yerda ham lekin delivery metodda ham xuddi mana bu yerda duch kelgan muammoga, ya'ni dilemmaga duch kelganmiz. Misol uchun, hozir mana bu yerda tekin misol standartimiz bor. Standart. Keyinchalik misol 1-2 yildan keyin bu standart yo'q bo'lib ketishi mumkin. Standart emas, faqat tez buyurtma yetkazib berishimiz qolishi mumkin. O'sha vaqt o'chirib tashlaydigan bo'lsak bunu uçuramayız birinciden ben bunu. Çünkü yine bitti variant var. Yani ben buna göre soft delete yapıp çıkış. Yani toluk uçurulmaydı, soft delete bu uçuruladı. Ben bu vaxta uçanı opkeladiyen kıp oysayı buladı. Yoki, lekin bunda bu uzgartırış mamasını halkım edilir. Çünkü ben bu uzgaradiyen olsa, misal üçün hazır standartımız 3 gün. 2 yıldan ki bunlarsa 1 gün geçiyor diyen olsa bana orderimizde bu bir gün geçip kalırdı. Lekin oşa vaxta, yani bu 3 yıl aldım, bu orderimiz büyürtmemiz belirgen vaxta bu standartımız 3 günüdü. Oşa 3 gün turuş geliyoruz aslında. Mayli, bu narsa hozircha unaqa critical, yani judayam ciddi masala emas. Şu ikkalasi ham bula turuş gerek. Nimaga? Çünkü ertaga bize admin panelden, yoki qanaqadir dashboarddan bunu filtre koyduğumuzda, yani bize hem orderlerin alıp ki qaysiniki yetkazib berish turi misol uchun tez yoki standart yoki tekin ertaga keyin statistika chiqarib olganimizda ham kerak bo'ladi. Misol uchun tekin yetkazib berish tanlangan orderlar o'sha mana shu query qilamiz mana shu ID'si bo'yicha o'sha vaqt kerak bo'ladi. Keyin payment type'imiz ham xuddi shunaqa. Ertaga hisoblab olganda misol uchun klik bilan menimcha buyurtmalarimiz bor. Menimcha buyurtmalarimiz terminal, mamuchas, naqd to'lagan, hammasi kerak bo'ladi. O'sha vaqt bu turish kerak. Keyin, demak, boyagindagi mana soft delete'larni ham qo'shib qo'yishimiz kerak bu tilaga. Delivery method'ga va payment type'imizga mana bularni ham ko'ramiz. Ko'ramiz, buni ham balki bor yoki yana bitta yo'li ikkalasini ham qoldirish, ya'ni ID si orqali foreign key'lar ham turursin. Mana bu yerda JSON yoki nima deydi? Obyekt ko'rinishida bunday qilib saqlab qo'yaylik. Ikkalasini ham qoldirsak bo'ladi. Hozir delivery methodlarni soft delete qilib chiqishimiz kerak. Uni oldin bitta ko'rib olamiz. Soft deletes. Keyin bazaga mana qo'shib qo'yaman. Botga qaytamiz.
motivation da. Bunu camel keys qoyasamız. So delete hata beryapti. Buning uchun bitta migrate qo'shimiz kerak. Xo'p, oldin qolganlarni ko'rib chiqaylik. Qaysilar yana soft delete bo'lish kerak? Shuni operatorga qo'yib chiqaylik hammasini. Produkt 100% soft delete bo'lish kerak. Menimcha deyarli hamma table jadvallarni soft delete bo'ladigan chiqsak bo'ladi. Hozircha shuni bo'lib turursa user ham soft delete qo'ysak bo'ladi. Yaratoramiz. Ana authenticate. Bu foydalanuvchi yo'q. Chunki buni random yaratilgan-ku bu narsa. Random yaratilgan. Bizga har safar turadigan bitta user kerak. Xo'p, faqat adminni o'zimiz yaratgan ekanmiz. Qo'yganda random ekan. Shuki bitta oddiy userni ham yaratib qo'ydik har safar turadi ham. Bo'lmasa anaqa bazaga kirib bittasini olishga to'g'ri keladi. Bular har safar boshqa yaratiladi. Email o'chib ketadi, random yaratiladi. Xo'p, demak. Hozirdan doğru. İkide bir xil telefon rakamı bo'lishi mumkin emas. Mana bu narsani telefon rakamı bilan kiradigan qilsak bo'ladi. Ya'ni email emas.
Mana raqamiga tekshiramiz. Lekin bu yerda endi baribir SMS servisi ulashimizga to'g'ri kelyapti. Chunki oldin misol parolini esdan chiqarib qo'ysa, hozir emailiga so'rov jo'natamiz. Email har doim bor, tekin bu narsa. Agar telefon orqali autentifikatsiya qiladigan bo'lsak, yo'qolgan parolini shu telefon raqamiga jo'natishimizga to'g'ri keladi. Bu degani bizga SMS servis kerak degani. User product payment type qo'shildi. Address no. Delivery method. Qo'shildi. Adresimiz nol turibdi, nimaga? Ha, chunki adres qo'shilmagan. Ikkinchi IDli adres yo'q. Ya. Qaysi yuzurga? Hozir yozding. Shu adresni ham Sidrga qo'shib qo'yilik, mana narsani. Shunda har safar yaratib o'tiramiz, tayyor yaratiladi. Test user'ımız ikinci ID bilan yaratılmadı. Bunun adresleri. Adresiz.
هر سبا یارتم من این خوب بیام حال بوده ordularımıza bunu yani sidirge hoş görüyor çünkü hoz har migrate hoz migrasyadan ki başkıttan yana da olmuyor dami ordularını hem yaratış gereği dedim bunu kuramız çünkü ordular hazır en de kuatmaz ordularını o şenge kub uzgaradı uzgargenden ki o sidirlerini hem her sefer uzgartırış gereği o şenge o'zicha o'zgartiradigan. Keyin yana bitta narsa, mana bu variable ham har safar mana bu kirib o'zgartirish qiyin, undan ko'ra mana bu ikkita mana bu qo'shib qo'ygan yaxshi. Yoki global ga yoki mana environmentimizga. Hozircha ikkita environmentimiz bor. Dev production shuni hop, environmentimizni 3'te kalışması gerek. Dev, production, gain, staging environment buladı. Hakikaten uzgartırardı environmentlarını. Yeni environment koşalımız bu. Staging geliyordu. Bunda deme farkı vardı. Söyle. Dev bu. Hazır gibi. İşte okyanımız dev. Yükü bunu local diseyen buladı. Namını local loop. Uzgartırın hemen orken vardı. Bu hozirgi turgan ya'ni o'zimizning mana shu kompyuterimiz ishlab turgan local ya'ni internetga ulanmagan. Stagingimiz bu productiondan bitta oldingi environment hisoblanadi. Muhit bu degani test qilish uchun, hamma ko'rish uchun muhit hisoblanadi, ya'ni staging. Devdan to'g'ri productionga chiqarmaymiz. Birinchi stagingga chiqaramiz. Keyin stagingdan production, hammasi testdan o'tsa mijozga, klientga, produkt ownerga yoki qanaqadir boshlig'imizga yoqsa qilgan ishimiz, keyin productionga chiqaramiz. Shuna 3 ta, ya'ni bitta testing environmentini qo'shsak bo'ladi. Qanaqadir bitta test server ochib qo'yamiz, o'sha test serverda test qilinadi. Mayli, shuni ham ochib qo'yaylik. Hop, edit mas. Dev, test, staging, production. Yani ana ko'rinishda bo'ladi. Birinchi dev, keyin test. Test, keyin staging. Staging degani bitta productiondan oldingi, keyin production chiqaramiz. Production bu oxirgi foydalanuvchi bemalol ko'ra oladi. Bu haqiqiy release chiqdi degani bu. Staging undan bitta oldi, ya'ni o'zimiz uchun. Bu yerda ham hali mijozlar ko'rmaydi. Mana mana bundan boshlab bu haqiqiy hammada ishlashni boshlaydi. O'shanga oldin mana bu yaxshilab test qilib, hammasini o'ylab qilishimiz kerak. Xuddi shunaqa environment. Bu har bittasi alohida server bo'ladi. Tushunishmi? Bu bitta server, bu test serverimiz bo'ladi, staging serverimiz bo'ladi, keyin productionimiz. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi muhitlarimiz, environmentlarimiz. Hozir devda ishlayapmiz. Devga global qo'shsak ham bo'ladi, mayli. Devimizda base URL keyin host token bo'ladi. İnşallah kelimaz kurun bağlıge tokenini koşup koysayalım. Bu yani bunun yaş tarafı yani misal üçün environment'ı yaş tarafı yani postman'ın notkenimiz mesela o zaman base URL'ımızda bu bana anlattı kursiyle buladı
current local host qo'yib qo'ygan xullas. Ha endi sonuncu bu production'da boshqacha bo'lishi mumkin. Edit qilamiz. Va base yuramiz mana. I ecom.dev bo'lishi mumkin. Saqlayman. Endi mana ko'radigan bo'lsak nima o'zgartirmayapti. Programda o'zgarish kerak edi, nima o'zgarmayapti? Uzur. Mana endi ecom.dev ga o'zgartirib qo'ydi. Qolgan vaqt mana dev qiladigan bo'lsak, localhost o'zgartiradi. Xuddi shuna qulay taraflari bor. Keyin mana bu tokenni ham mana shunday berib qo'yaveramiz. Xullas endi mana hech qanaqa global ya'ni umumiy emas, hammasi uchun bo'lmaydi. Har bitta environment uchun alohida qilamiz. O'sha ham qulayroq ham. Ma'murimiz ishlash kerak endi. Bu ham bo'ldi, chunki bunaqa order yo'q mana. Mana slash olib tashlash kerak. Ikkita slash bo'lib qolgan hozir. Oxirida slash bor, keyin mana bitta ham slash bor. Mana ikkitasini farqi initial value degani bu internetga ketadi, ya'ni sync bo'ladigan narsa. Bu current value hozirgi, ya'ni local host kompyuterimizdagi, mana shu kompyuterimizda turgan. Kompyuterimiz birinchi mana buni ishlatadi. Agar bu yo'q bo'lsa, keyin mana buni ishlatadi. Mana misol uchun mana bu bor bo'lib turib mana misol uchun 4-8 portida ran qiladigan bo'lsak, bu birinchi ma'lumotni oladi, initial value, ya'ni current value, ya'ni hozirgi qiymatni oladi. Agar bu yo'q bo'ladigan bo'lsa, internetga, mana internetga chiqib ketadi. Bu chiqmaydi bu. O'zimizda kompyuterda qoladi. Mana orderni ko'ramiz. Birinchi bu mana bu current, ya'ni localhost 8000 ni oladi. Agar bu yo'q bo'lsa, keyin mana 4-8 oladi. Mana 4-8 kerak emas, 8000 qolaversin. Option bo'ldi. Kim bu mana bu local hostdan da mana bu.
orders couldn't be found. Orders topamayıptı. Demek ki çünkü orders var o bize. Aşağıya işler gelir. O 8000'de sivri şey düştü. Bol de isladım. Top böyle düşünürse. Ati yukarı gidip duramadı. Şimdi işle attım. Şu postman'ı default bir yanına işlettim de uşandan uşandı kop gitti. Uzun. Ramp'tan alıp koyuşun gereği de uzun. İşte o zaman tekst çağır. Hop çağırmayımız. Ki mama narsa yani nima ki muhimligi bu yetdim internetga ketadi, yani sync bo'ladi. Hozir bu yerda men bir o'zim ishlayapman. Hozircha men bu workspace ichida ertaga yana kimlandir qo'shadigan bo'lsam, bu sync bo'ladi. Hammaga sync bo'ladi mana narsa. Hamma qolganlarga ham ketadi. Va bu yerda misol uchun sizni shaxsiy ma'lumotingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni qanaqadir kerakli sizdan boshqa hech kim bilishini xohlamaydigan ma'lumotlar bo'lishi mumkin mana. Mana mana shunda. Shunga botga yozmasanglar bu boshqalarga sync bo'lmaydi. Agar sochi mana shu tokenni botga yozib qo'yaylik. Bo'lsam bu boshqalarga ham ko'rinadi. Ko'rinadi, ko'rinmaydi. Ammo mana buni o'qisanglar botga ustiga borib xuddi shu narsani yozib qo'ying. Davom etamiz. Ama orada ben de kuramız. Bomboş. Yaratıldı. Hop user, products, address, payment type. Ama ne? Delivery method. Yaratıldı. Hozircha hamma musorni, ya'ni hamma kodni mana shu kontrollerga yozuramiz. Hozir test qilish uchun, chunki oldin eng minimal, ya'ni birinchi bo'lib ishlatib olishimiz kerak. Ya'ni ishlash kerak. Hozir refaktor qilishi, chiroyli kod yozishi, mana bularni hali repositoriylarga, servislarga, mana bularni masalan hisoblash, hozir summani hisoblashimiz kerak. Ularni hammasini servislarga olib tozalaymiz kodni. Lekin birinchi navbatda biz eng minimal, ya'ni ishlaydigan narsani qo'yib olishimiz kerak. Hozir mana bu eng oxirgisi emas, bu kodni ko'rib misol uchun men bunaqa musul kod yozyapti demanglar. Birinchi bo'lib ishlatib olamiz, keyin ideal holatda test yozishimiz kerak bu narsaga, ya'ni hozir qo'yotgan hamma ishimizga o'zi aslida test yozishimiz kerak edi mana. Test driven development qilishimiz uchun hammasiga login qilish kerak, hammasiga test yozishimiz kerak. Lekin biz shoshayotganligimiz uchun hojayim tezroq qilib ber menga deyotganligi uchun va deadline'imiz kam bo'lganligi uchun hozir testsiz bosib ketamiz, tez ketamiz. Ideal holatda birinchi ishlatib olamiz, yozib bir yoki test yozamiz birinchi, keyin eng minimum ishlatib olamiz, refaktor qilamiz. Refaktor qilib yana bitta test qilamiz, yoki yana ishlatib ko'ramiz, hammasi ishlasa, demak, yaxshi ishlayapti. Shu, demak, birinchi bo'lib eng minimal kod bilan birinchi o'sha funksiyamizni ishlatib olishimiz kerak.